Astor genel olarak baktığımızda düşüşte. Şubat ayında 130'un üzerini görmüştü. Ancak şu anda 74'lü seviyelerde. Astor'un seyrini nasıl görüyorsunuz? Şimdi tabii Astor bir zamanlar şampiyondu. Yani Astor değil de bütün bu enerji şirketlerinde biliyorsunuz bir furya vardı. O furyada da birçok enerji şirketi 150-200 FK'larda işlem görüyordu. Birçok analist, birçok arkadaşımız da hani temel anlamda çok pahalı olduklarından bahsediyordu. Ama insanlar çok pahalı olduklarından bahsettikçe de bu hisseler inadına yukarı gidiyordu. İşte şimdi bazen temel teknik konuşuyoruz ya. Şimdi momentum trade dediğimiz bir şey var. Yani şimdi mesela daha demin hava yolundan konuştuk. Hava yoluna baktığınız zaman çok ucuz bir şirket. Ama 3-4 aydır, 6 aydır yukarı gidemiyor. Momentum yok. Ama öbür tarafta başka bir şirket 100 FK'da bir momentum, bir para girişi olduğu için o hisse yukarı gidebiliyor. Ha, ama orada da şuna çok dikkat etmesi gerekiyor yatırımcının. Şimdi bir şirketi alırken bir kere bir ederi var mı yok mu çok iyi bakmak lazım. Yani temel değerleri ne? Ha, temel değerleri tamam uygun alınabilir veya temel değerleri çok şişik ama bir momentum var, bir trend var. O zaman siz o momentum'a giriyorsanız trende teknik bozulduğu anda yani o momentum trendin gücü düştüğü anda orayı stoplayıp hikayenizi bitirmeniz lazım. Ama temeli çok sağlam. Kağıt düşüyor ama FK'sı iyi, temel değeri ucuz. Biraz daha orada değer yatırımcısı olarak olaya bakıp kademe kademe biriktirebilirsiniz. O yüzden burada Astor'da ve bunun gibi birçok şirkette aynı hikaye oldu. 150 liralara görmüştük. Bugün 70 lira. Yaklaşık 1-1,5 yıllık enflasyonu da koyduğunuz zaman yatırımcısını ciddi anlamda yormuş bir hisse şu anda. Kısa vade 88-60'ların kırılmasıyla beraber bir şelale formasyonu hiç duraksamadan düştü 72'lere kadar. Ama bence buralarda artık aşırı satımdan bir tepki süreci, bakın tepki süreci başlayabilir veya buralarda artık bir dip oluşturmaya başlayabilir. Ağırlıklı ortalaması 82.90'da kaldı. Hisse 72 lira. Yani ortalamalarından şu anda %15 uzakta kalmış durumda. Bence Astor tarafında da eğer temelini beğeniyorlarsa, hani 150 liralarda almadılarsa da 72 liralarda yatırımcılar bakabilir. Yani burada bir 82'lere doğru bir tepki süreci başlayabilir. Peki iki grafiğimiz var. Borusan Boru ve Türk Traktör. Borusan Boru ile devam edelim isterseniz. Şimdi Borusan Boru daha deminki aslında Astor'un grafiğine benziyor. Borusan tabii gerçekten çok değerli bir şirketimiz. Orada da 1040'lara kadar gitmişti. Bugün 358 seviyesinde. İşte burada da şunu çok iyi görüyoruz. Bir şirket ne kadar iyi olursa olsun, bir şirketi ne zaman aldığınız, ne zaman sattığınız çok çok önemli. Borusan gibi bir şirket 1/3 fiyatına indi şu anda teknik anlamda. Bence buralardan artık bir tepki alışı başlama ihtimali çok yüksek. Ama tabii önümüze ilk etapta bir 422 bölgesi çıkacaktır. Sonra 483 bölgesi, sonra da 541 bölgesi. Son 5-6 ayda bile baktığınız zaman en son 780 tepesini bir görmüştü. 780'den 350'ye düştü. Dolayısıyla ben Borusan tarafında da hani temelini beğenip şirketin önümüzdeki finansalları da çok problemli olmaz diyorlarsa artık buralardan orta vadeli ve uzun vadeli bence kademeli olarak pozisyon açılabilir. Aşırı satımdan yavaşça dönmeye çalışıyor. Dün fena değildi. Max'tan kapattı günü. Ama tabii önce şu ortalamaları bir aşması lazım. Ondan sonra da 422. 422'ye kadar yükselişler çok olasıdır. Ama 422 bölgesinde biraz daha böyle bakmak lazım. Peki Türk Traktör'de 714'te son olarak bunun da analizini alalım sizden. Türk Traktör'de de Borusan'a yakın bir grafik. Aslında özellikle aldım bugün iki tanesini ki çünkü hani genelde İMKB 30 dışındaki kuvvetli firmalar bunlar. Borusan olsun, Türk Traktör olsun. Şimdi Türk Traktör'de de 1000 liralardan 700 liralara gevşeyen bir chart var. Burada en son 701-619 arasında bir sıkışma vardı. Bir önceki harekette 701'in kırılmasıyla başlamıştı. Hatta burada şöyle de komik bir şey var. Gap konuşuyorduk ya. Bu 701'i de daha önce bakın gapli bir açılış olmuş. Herhalde 704'ten falan açılmış. Ve o gap mesela belki şu anda 4-5 ay sonra
dün doldu. Dolayısıyla 701'lerden destek bulan Türk Traktör dün. Bence burada 740'a kadar bir tepki çıkışı çok olasıdır. 740'ın üzerinde grafik al vermeye başlarsa orada 800 bandı potaya girer. Ama ilk etapta şu 740'ın üzerine bir atmamız lazım. Aşırı satımdan yavaş yavaş dönmeye çalışan bir grafik. Aslında bütün şu anda hani yatırımcılar bazen işte onların tabii hissesi değil burada genelde likit tahtaları veya daha büyük şirketleri analiz etmeye çalışıyoruz ama yatırımcılar hep şuna baksınlar. Öyle bir dönemdeyiz ki aşırı satımdan bir artık tepki süreci başlayacak. Orada da bu tepkiler ilk etapta ortalamalara kadar yani 20 günlük veya siz 21 günlük alabilirsiniz. Orta vadeli ortalamalara kadar 20 günlüklere kadar bir tepki süreci. Ondan sonra onun üzerine atabilirsek tekrardan grafiklerde pozitif tarafa geçtik diyebiliriz. Peki, Burak Bey çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sağolunuz.